Fagoni? Ama sen hala hazırlanmamışsın. Sanjay Bey gelecek. Madhu. Lütfen gidip ona bu evliliği istemediğimi söyle. Fagoni, herkes böyle hisseder. Sen bu evi düşünüyorsun. Bu evi ve bu aileyi çok seviyorsun. Onlardan uzak kalamayacağını düşünüyorsun. Ama açıkçası sen mutlu olursan onlar daha da mutlu olur. Endişeliyim çünkü bu evde herkes artık beni kabul etti. Bana saygı duymaya başladılar. Davuşi beni kızı gibi görüyor artık. Raja bana saygı duyuyor. Ve sen beni kardeşin gibi görüyorsun. Ya o eve gittiğim zaman bana hizmetçi gibi davranırlarsa o zaman ne olacak Madhu? Ama sen neden böyle hissediyorsun? Sadece ben böyle hissetmiyorum. Agni ve Lila da aynı şeyi düşünüyorlar. Eğer kötü bir şey olursa o zaman ortada kalırım ben Madhu. Fagoni, hepimiz eninde sonunda öleceğimizi biliyoruz değil mi? Ama sürekli bunu düşünüp içimizdeki korkuyla yaşamaya devam edemeyiz ki. Fagoni, hayatın özü budur. Düştükten sonra kalkarsın. Eğer yenilirsen sonra sen yenersin. Üzüldükten sonra eninde sonunda mutlu olursun. Şu anda hayatına sadece mutluluk gelecek. Çabucak hazırlan ve bugünkü mutluluğunu hisset. Ve eğer gelecekte kötü bir şey olursa biz yanında olacağız. Madhu, ben bu giysiyi giymek istemiyorum. Ve makyaj da yapmak istemiyorum. Onun karşısına olduğum gibi çıkacağım. Ve beni olduğum gibi kabul ederse olur bu iş. Fagoni, senin güzelliğin sadeliğinde. Ve bu sadeliğine aşık olacağından eminim. O zaman hazırsın. Hadi gidelim. Davuji, sen neden üzgünsün? Oğlumu özlüyorum. Büyük oğlum bizi terk etti. Fagoni bu evin geliniydi ve şimdi o da gidiyor işte. Fagoni buradayken bana oğlumu hatırlatıyordu. Şimdi o gidince oğlumla olan bağım da kopacak. Böyle bir şey olmayacak. Fagoni ile bağımız kopmayacak. Evlendikten sonra yine bu binada kalacak. Birbirimizi ziyaret ederiz. Ama Sanjay Bey'in onu beğenmesi gerek. Neden beğenmesin ki? Dur bekle. Ben bakarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Allah razı olsun. Otur evladım. Kız kardeşimiz Agni ile tanış. Modunun teyzesi. Bu da Tara abla. Merhaba. Oğlum, yalnız gelmişsin. Şey ya, aslında annem hasta. Ve babam da ona bakıyor. Ben tek oğullarıyım. Bu yüzden yalnız geldim. Yani küçük bir aileniz var. Kimseniz yok. Peki ne iş yapıyorsun? İthalat ihracat işim var. Bandra ve Voli'de iki dükkanım var. Bundan fazlasını idare edemiyorum. Ne yazık ki. Şuna bak. Madhu aslında bizim ailemizde. Ama Sweet için böyle bir evlilik ayarlamadı hiç. Ve bu uğursuz kadın için bu adamı buldu. Lila Vatti, kutsal yeminler daha edemedi. Bu
kızın başını derde sokmazsam ben de Lilavati değilim. Göreceksiniz. Bu çocuğu Sweetie ile evlendirebilirim. Bak, bu da karım, Madhu. Merhaba. Ve işte... Ve bu da Fagoni yengemiz. Çok sadedir ve çok güzeldir. Sanjay Beyciğim. Bu Fagoni'miz köyden geliyor. Son derece sade ve tatlıdır. Çok nazik, güzel, kültürlüdür. Ama modayı pek bilmez. Dünyadan da haberi yoktur. İyi eğitim de almadı. Eğer modayı takip eden ve dünya görgüsü olan birini istiyorsanız... ...o zaman gidip başkasını bulun siz. Çünkü Fagoni bundan fazlası olamaz. Teyze, sadelik güzelliğin özüdür. Ben de köyden geldim. Ama bugün şehirler benimle yarışamazdı. Fagoni buraya yerleştiğinde kimse onunla da yarışamayacak. Söylediklerinde haklısın tabii. Ama bir şey var. Sanjay Bey, bizden başlık parası isteyecek misiniz siz? Çünkü insanlar güzel konuşup, iyi davranıp, geleneklere uygun yaşıyormuş gibi görünebilirler, değil mi? Ama sonra kız bir sorun yaşayabilir, değil mi? Biz her şeyi Allah'ın izniyle yaparız. Hiçbir şey istemiyorum. Demek istediğinizi anlıyoruz. Ama siz bizi anlamıyorsunuz. Herkes para ister değil mi? 10 milyonu olan 100 milyon ister. 100 milyonu olan milyarlar ister, öyle değil mi? Çok haklısınız. Ne kadar çok o kadar iyi. Ama ben paramı çalışarak kazanmak isterim. Başkasından değil. Bu çok iyi. Seninle tanıştığıma çok sevindim. Ben de öyle. Yıllar boyunca ettiği duaları sonunda kabul oldu. Damadımız olursan çok seviniriz. Eğer izniniz olursa Fagoni ile yalnız konuşabilir miyim efendim? Tabii tabii, neden olmasın? Git konuş. Peki, teşekkür ederim. Git hadi. Neden yalnız konuşmak istedin? Davuji, bu zamanda bu normal bir şey, tamam mı?